Merhaba Ulusal Kanal izleyicileri, ben Ahmet Şahidov. Kardeş Azerbaycan'dan selamlar. Türk dünyasında bir canlanma yaşanıyor. Türkçe konuşan ülkeler birlik yolunda bir adım daha attı. Ve geçen hafta Türk Konseyi Başkanları bir araya gelerek çok önemli mesajlar verdiler. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. zirvesi gerçekleşti. Zirvenin ardından ortak bildiri yayınlandı. Bildiride Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyinin adının Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildiği belirtildi. Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından başlatılan Türk Dünyası 2040 vizyonunun, Türk devletlerinin ortak çıkarlarının bulunduğu çeşitli alanlarda geleceğe dönük işbirliğine rehberlik edecek stratejik bir belge olarak kabul edildiği belirtilen bu bildiride, belgenin uygulanması için 2022-2026 Türk Devletleri Teşkilatı stratejik yol haritası hazırlanması talimatı verildiği ifade edildi. Türkmenistan gözlemci ülke olarak Türk Devletleri Teşkilatı'na katıldı. Bizimle aynı milli kimliğe ve tarihe sahip olan Türkmenistan'ın henüz Türk Devletleri Teşkilatı'na tam üye olarak katılmadığı da bir başka konudur. Türkmenistan'ın uzun yıllar sonra bu teşkilata gözlemci olarak katılması geç de olsa ileriye doğru atılmış bir adımdır. Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muharebesindeki zaferinden ötürü tebrik edildiği bildiride Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi de desteklendi. Bildiride Kıbrıs sorununda adadaki gerçekler temelinde adil, kalıcı, sürdürülebilir ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme varılması gerektiği vurgulanırken, temel ve eşit hakları güvence altına alma arzusunu taşıyan Kıbrıs Türk halkıyla olan dayanışmada ifade edildi. Kırgız-Tacik sınırındaki duruma barışçıl bir çözüm bulmak için Kırgızistan'ın çabalarının desteklendiği bildiride Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki diyalogun memnuniyetle karşılandığı belirtilerek karşılıklı güveni güçlendirmek ve gelecekte çatışmalardan kaçınmak için iki tarafın gerekli adımları atması istendi. Ortak bildiride terör, aşırıcılık, bölücülük, ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve nefret söyleminin her türüne karşı mücadelede işbirliğini geliştirmeye ve bu alanlarda uluslararası alandaki çabalardan eşgüdüm sağlanmasına karar verildiği belirtildi. Teşkilatın dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçtiği Türk Konseyi 8. zirvesinin sonuç belgesi olan İstanbul Deklarasyonu'nun imzalandığı zirvede liderler bölgesel ve uluslararası mevcut siyasi ve ekonomik gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Azerbaycan ile ilgili önemli bir karar aldı. Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. AKP İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, dost ve kardeş Azerbaycan'ın Türkiye için özel bir anlamı olduğunu söyledi. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgal ederek 30 yıl hukuka aykırı bir şekilde kontrolü altında tuttuğunu anlatan Bozkır, Azerbaycan halkı topraklarını terk ederek kendi topraklarında göçkün durumuna düştü. Agit Minsk grubu bu işgalın son bulması için somut bir adım atamadı. Ermenistan bundan cesaret alarak yeni saldırılar gerçekleştirdi. Acı ve yıkımlara neden oldu dedi. Azerbaycan'ın haktan ve hukuktan ayrılmadığını, Ermenistan'ın saldırılarına ilk başta karşılık da vermediğini anlatan Bozkır, Azerbaycan halkı mücadelesinde ahlaki üstünlüğünü elden bırakmayarak topraklarını işgaldan kurtardı ifadesini kullandı. Türkiye'nin her koşulda Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan milletvekili Bozkır, Türkiye'nin bu duruşunun devletin ve milletin tarihsel refleksinin bir göstergesi olduğunu, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Azerbaycan'ın yanında olacaklarını kaydetti. Bir zamanlar Azerbaycan ve Türkiye yönelik sert açıklamalarıyla anılan ve birkaç yıl bundan önce televizyonda bir tartışmada benim de rakibim olan Ermeni uzman Richard Grigosyan, şimdi Azerbaycan'ın şanlı zaferini ve savaş sonrası gerçekleri artık kabul ediyor. 44 günü 2. Karabağ Savaşı bölgedeki tabloyu değiştirdi. Bu sözleri Ermenistan'da Bölgesel Araştırmalar Merkezi Müdürü Akademisyen Richard Grigosyan söyledi. 2. Karabağ Savaşı'nın bölgedeki
tabloyu değiştirdiğini belirten Girogasyan, savaş bölgenin haritasını değiştirdi. Ancak temel farkla Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için büyük avantaj oluşturdu. Azerbaycan önceki protokollerin aksine artık normalleşmeye karşı değil ifadelerini kullandı. Sadece Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan değil, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de daha olumlu mesajlar geldiğini kaydeden Richard Girgasyan, başka bir deyişle yıldızlar daha olumlu bir ortam, sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin tesisi için yeniden konumlanıyor. Karabağ Savaşı sonrası atılacak bir normalleşme adımı daha güçlü ve başarıya daha yakın bir adım olacaktır diye konuştu. Zengezur'un Ermenistan'ın güneyinde ülkeyi komşularıyla bağlayan stratejik bir bölge olduğunu anımsatan Richard Girgasyan, Azerbaycan'ın da bu konuda Zengezur koridoru söylemini bölgeyi birbirine bağlayacak yollar ve bağlantılar şeklinde yumuşattığını kaydetti. Bu bağlamda Nahçıvan'ı demir yoluyla bağlayacak anlaşmanın yakında açıklanmayı beklediğini ifade etti. Richard Girgasyan, Ermenistan'ın Zengezur koridoru söylemini egemenlik ve bağımsızlığına tehdit olarak değerlendirmesini gereksiz adlandırarak, Ermenistan'ın devlet olmasını yadsıyan bir durum yok ve zaten bölge Rusya'nın koruması altındadır ifadelerini kullandı. Richard Girgasyan gibi Ermeni uzmanların bu görüşü, Ermeni toplumunun yeni gerçeklerle artık barıştığını ve komşu ülkelerle barış ve iyi komşuluk içinde yaşamanın en iyi seçim olduğunu anladığını gösteriyor. 30 yıllık işgal politikasının Ermenistan'a ve Ermeni halkına fayda sağlamaması ve Ermeni ordusunun savaş alanında yeniliğe uğraması Ermeni halkını uykudan uyandırdı. Uçurumun bir adımından dönen Ermenistan, Azerbaycan'ın gücünü ve dünyadaki gerçekleri kabul etmeye başladı. Geçen hafta Ermeni ordusu iki ülke arasındaki devlet sınırını sabote etmeye çalıştı. Ermenistan, Karagöl çevresine askeri güç toplamaya çalıştı. Ama Azerbaycan ordusunun bu yöndeki birimleri kısa sürede acil önlemler alarak bölgeye ek personel ve askeri teçhizat yoğunlaştırdı. Ve alınan tedbirler sonucunda yaklaşık 60 Ermeni askeri kuşatıldı. Tüm eylemleri kısıtlandı ve sabah saatlerinde Rus tarafının isteğini dikkate alarak Azerbaycan ordusu Ermeni askerlerin geri dönmelerine izin verdi. Ermeni tarafının bir sonraki askeri provokasyonunun başarısız olduğu belirtildi. Ve Azerbaycan'ın Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki son gerginliklerin tüm sorumluluğunun Ermeni askeri politik liderliğine ait olduğunu açıkladı. Ulusal kanal 4 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan kahraman oğullarımızı her hafta anan ve onların mücadele yolunu anlatan tek televizyon kanalıdır. Bu noktadan hareketle bugün Azerbaycan'da büyük bir sevgiyle izlenen ulusal kanaldan bir kahraman şehidimizden daha bahsedeceğiz. Şehit Nazir Osmanov. Qax bölgesinin Qıpçaq köyünde doğdu. Eski bir Türk toprağı olarak kabul edilen Qıpçaq köyü hem 1. Karabağ Savaşı'nda hem de 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda şehit vermiş kahraman bir köydür. 1. Karabağ Savaşı'nda şehit olan efsanevi Mehdi Ziyadov'un devamcısı şehit Nazir Osmanov geçen yıl 1 Kasım'da Şuşa'da şehitlik zirvesine yükseldi. Ve ulusal kanal olarak şehit Nazir Osmanov'u anma gününe katıldık. Şehidimizin ailesiyle bir araya gelerek onun savaş yolunu ve şehadetini konuştuk. 2. Karabağ Savaşı'nın ilk gününe şiddetli çatışmalara katılan Nazir Osmanov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de emriyle ölümünden sonra vatan için madalyası, Şuşa'nın kurtuluşu için madalyası ve Kelbecer'in kurtuluşu için madalyasıyla ödüllendirildi. Bugün şehidimizin ailesinin tek bir dileği var ve tüm umutları Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onların sesini duymasıdır. Kahramana 5 gün kalmış. Önünde de bayrağı parıldaki üşüye bayrağı ölüm sancıca. Ancak babaya ve kutaymana 5 gün kalmış. Babam şehit oldu. Ancak onun sinesinde bizim Azerbaycan bayrağı çıkmıştı. Ona göre bu bayrağı aparırdıkken Uşa'da bayrağı özüm sancacağım. Gene beni özüm vuracağım. Ancak Uşa'nın özüne çatmamış şu yolunda babam şehit oldu. Noyalı'nın birinde. Yani ben babamla fahreliyim. Babam çok torpağını, vatanını sevendi.
Babamın gurur duyuyorum çünkü ona göre gurur duyuyorum ki babamı görmedi çoktu. Bütün komandörler babam şehit olanda çok ister geçirdirdiler ki yani bizim ele bürdüne nazır sağ elimiziydi. O derecede özünü iş yerinde bütün ne tapşırık diyirdilerse hamısını yerine getiren uşağıydı. Düzdü falan küçüğüydü ama evin bütün kaygısı onun üstündeydi. Ateş demirdi, meliş demirdi, özünü kestir, yüreği kestesi. Kardeşine gelip nişan koymuştu. Dört yürüdü nişanıydı. Ancak toy eleyebilmedi. Çünkü evimiz yokuydu, şaraitimiz yokuydu. Yani o kardeş onun ötleri çalışırdı ki neyse bir ev küme karaldı. Neyse düzeldi kardeşimin toyunu eleye. Ancak yani babam o günleri görebilmedi. Yani ben de isterim ki komşu kentti adını taşıyan Faydar Meytevi adını taşıyanı yoktu. İsterim ki benim de oğlumun adı o Meytevi taşısı. Düzdü evladı olmasa da adını taşıyanı olmasa da ben prezidentimizden Meyri Bakanım'la kaş edirim ki benim oğlumun da adı o Meytevi'nin adını taşısın ki hiç olmasa onun adı itmesin, adı yaşasın. Ben onu arzuluyorum. Ben icrabatçımıza dedim ki, yani bizim de kendim başında çünkü ben rayonlara gidirim, kentlere gidirim. Bütün kentlerde, bütün rayonlarda, hamının kendinde güzel güzel şehit bulakları gördüm. Ama bizim kendim başında bir yıldım ben icra hakimiyetimize buyururam ancak onu hiçbir eleyen yoktu. Yoldaş prezident, Meyir Bakanım, bizim halkımızın prezidenti. Ben onlara güvenirim. Herhalde benim sesime ses verirler. Ben onlardan çok çok haş edirim ki benim de balamın abidesi kurulsun. Adı Baydar Mektebin adına verilsin. Bugün şehit Nezir Osmanov'u anma günü. Kah bölgesinin Kıpçak köyündeyiz. Şehidimizin mezarını ziyaret ediyoruz. Eski bir Türk toprağı olan Kıpçak köyü 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda bir şehit verdi. Nezir Osmanov ve ulusal kanal olarak şehidimizin ailesini ziyaret ederken anma törenine gelenlerin olduğunu da gördük. Şehidimizin babası, annesi, ablası ve yakınlarıyla görüştük. Şehidimizin ailesi devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yaşat Vakfı ve Haydar Aliyev Vakfı şehit ailesine yardımlar sağlamış. Şehidin ailesi Kah bölgesinin valisi ve yerel yetkililerin duyarsızlığı karşılığında şikayet ettiler. Şehidin anne ve babası gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitap ettiler. Şehit çocuklarının hatırasının yaşatılmasını istediler sadece. Şehidin ailesinin çağrılarına kulak vermeyen Kah valisi Musa Şekiliyev, şehit Nezir Osmanov'a herhangi bir çeşme veya küçük bir anıt yapılmasına izin vermiyor. Şehidin ailesi Baydarlı Köyü Orta Okulu'na şehit Nezir Osmanov'un adının verilmesi için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e rica ettiler. Şehit ailesinin bu arzusunun Cumhurbaşkanımız tarafından duyulacağına inanıyorum. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Benim oğlumun 15 tane medalı var. Sağ olsun prezidentimizi, Meyir Bakanımı, kayıtımıza kaldı, kıymet verdi. Çok kıymet verdi, razıyım sağ olsun. Derdim ona demek istiyorum. Fena prezident, hayş edin, beni kabul edersiniz. Ancak benim siz derdimi elaz edersiniz. Ayrı yerlere dimağa, sizden dimağın ihtiyacı da yoktu. Sizin onun için kena prezident demişim ki karşınıza, bizim hakimiyetimize. Bir tane bu şey kulak kalır orada. Oradan üçü aydı, kıştı geçenler. Elini üzülüyorsun, sincer Allah rahmet eylesin, su içsin. Gelecek böyle ağzı var, bir yerde yevlah, ter, bilen, burada zaten daha var.
Hapsında icra cümiyetleri kuruldu, sağlıklı düzeldirdiler. Hara gitsen şehitlerdi, bizi rayona girsen Cenab-ı Rezidendi. Bir tane şehitlerin plakatı görür bilmezsiniz. Ancak bu fotoğraftan kabağında bile özleri öz kuluyla orada durdu. Adi bir tane size Cenab-ı Rezidendi numara getirdim ki benim oğlumun plakatını ben koymuşam oraya kendim başına öz harcımla. Ben harcını demirəm. Saymağı yoktur Cenab-ı Rezidendi. Xahiş edin, beni kabul edersiniz. Sizden çok çok xahiş edirəm. Ümit varım ki, benim xahişimi hərəyat edirəm. Benim xahişimi Cenab-ı Rezidendi. Kabul edersiniz. Ben ümit varım ki, bir elə bir kimi şehid atası, göz yaş şehid atasını göz yaşlı koymasınız. Arkamız dayakmışsan, kuyuya seni unutsak bizim dilimiz. Seni unutmayıq, unutturmayıq. Bizim nurlu gözel şehidimiz. Bütün qalxıyarını fakiri senle. Bizim kalbimiz sen uyan etdi. Kaş onun üzüm bir de gelirdik. Biz sana durmadık, sen haya gittin. 23 yaşında köşdün hayatta. Gözlerimiz her yerde akı seni gezdik. Bu şeye yazdım Bilal'ın adına. Yuhu şad olsun Osman'ın eli. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Allah nezirana rahmet eylesin. Amin. Azerbaycan gündemini burada noktalayalım. Yeni haftada yeniden ulusal kanalda buluşuncaya dek efendim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.